Türkiye 28 Temmuz'dan bu yana ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. 49 ilde çıkan yangınların 209 bölgede söndürüldü. 5 ilde yangınlar devam ediyor. Türkiye'nin bu mücadelesinde dost ve kardeş ülkeleri de var. Onlar da koşulsuz, kayıtsız, şartsız Türkiye'nin yanında olmak için yardıma koştular. Şu anda onlardan birisi olan Gazi Üniversitesi'nde doktora adayı olan Şehla Aslan hocamla birlikteyiz. Evet, Şehla Aslan Hanım aynı zamanda gazeteci, yazar, Manera Az TV'nin de genel yayın yönetmeni. Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteklerini soracağız kendisine. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de kısa bir dönem önce yine Azerbaycan'a gittiniz, geldiniz. Memleket topraklarına daydınız. Oradaki gözlemleriniz nelerdi? Nasıl Azerbaycan'da hayat? Teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Azerbaycan hem Türkiye gibi güzel ve tabii ki bu süreçte COVID-19 sürecinde Türkiye gibi süreçle baş etmeye çalışıyor. Hayat devam ediyor. Bir şekilde üstesinden gelinmeye çalışılıyor. Evet, yangınlarda Azerbaycan'ın büyük bir desteğini gördük. Büyük bir fedakarlığını gördük. Yani neydi sizle Türkiye arasındaki bu kardeşliği sağlayan, bu yardımı sağlayan? Öncelikle konuşmama böyle başlamak isterim. Mehmet Akif Ersoy'un güzel bir şiiri var. Kim bu cennet vatanın umuruna olmaz ki feda, şu ada fışkıracak toprağı sıksan şu ada. Evet, maalesef bugünlerde Türkiye devletimizde büyük bir orman yangınları çıktı ve şu anda da bu yangınlarla mücadele ediyor. Azerbaycan tarafından da zaman zaman ekipler gönderiliyor. Tabii ki siz bunu takip ediyorsunuz. Bugünlerde de büyük bir ekip geldi. Bu hiç de şaşırtıcı bir şey değil. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz tarih boyunca her zaman böyle göstergeler şeklinde oldu. Tüm olaylarda Azerbaycan Türkiye'nin yanında oldu. Türkiye de aynı şekilde Azerbaycan'ın yanında oldu. Çok kadim tarihlere değil de biz yakın tarihe bakarsak Karabağ Savaşı'nda, 44 günlük bizim savaşımızda Türkiye'nin her zaman Türkiye halkının ister devlet düzeyinde olan yüksek görevlilerin isterse de halkın manevi desteğini gördük biz. Türkiye'nin desteği bizim için çok önemliydi. Moral ve motivasyon oldu askerlerimiz için. Ve Türkiye'nin böyle bir süreçte, yangınla mücadele ettiği süreçte ilk olarak da Azerbaycan'ın onun yardımına koşması hiç de şaşırtıcı bir olay değil. Böyle olması gerekiyor zaten. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz her zaman bu şekilde sürecek. Türkiye'den bir talep geldi mi? Süreç nasıl gelişti? Bildiğim kadarıyla öyle bir talep olmadı. Azerbaycan tarafından tabii ki yardım teklifinde bulundu hükümet yetkilileri ve Türkiye'de bu desteği geri çevirmedi. Hemen de bizim helikopterler, kurtarma ekipleri ve uçak yangın söndürme alanına, bölgesine gönderildi ve şu anda da oradalar kardeşlerimizle birlikte mücadele ediyorlar ve bizim devletimiz tarafından da açıklamalara göre Türkiye'de orman yangını son ana kadar, söndürülene kadar bizim ekiplerimiz Türkiye'li kardeşlerimizle birlikte mücadele edecekler ve inşallah hep birlikte bu yangınların da üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Evet, yangın bölgelerinde büyük bir mücadele var. Bu mücadelenin içerisinde kardeşliğimizi pekiştirecek anlara da şahit oluyoruz. Mesela bir Azerbaycan askerinin bir eve girip Türk bayrağını çıkarması. Bu size ne hissettirdi? Tabii ki o görüntüleri de biz gördük. Duygulanmamak mümkün değil. Tabii ki duygulandık. Öyle olması gerekiyor zaten. Bizim Türkiye bayrağına karşı olan ilgimiz, ilişkimiz tabii ki her zaman kardeşlik, dostluk, kendi bayrağımıza yaklaştığımız tavırda olmuştur. Şimdi de öyle. Bizim askerlerimiz de hassasiyet göstererek yangından öncelikle tabii ki insanları kurtarmaya çalışmışlar. Sonra da işte bayrağımızı kurtarmışlar. Türkiye bayrağı benim kendi bayrağımdır. Aynısı da bizim halkımızın tüm bireyleri böyle düşünüyor. Yani şaşırtıcı bir olay değil diye düşünüyorum. Evet. Azerbaycan askerleri tarafından büyük bir fedakarlık gösterilirken dün de sosyal medyada bir açıklama geldi. Olumsuz bir açıklamaydı. Bunu gördünüz mü siz? Evet, maalesef öyle bir paylaşıma ben de denk geldim. Cahilce yapılmış bir paylaşım. Nasıl yani Azerbaycan askeri benim topraklarımda ne yapıyor? Öncelikle Azerbaycan askeri kendi toprağında. Sizin ormanlar yanıyorsa ve bu bizim ormanlardı. Biz de burada yaşıyoruz. Yani Azerbaycan halkının büyük bir kısmı da
Türkiye'de yaşıyor, yaşamayanlar içinde bile burası büyük bir vatan. Ormanlar yanıyorsa biz de mücadele etmemiz gerekiyor. Askerlerimiz tabii ki ormanda mücadele edecek. Biz de halk olarak manevi desteğimizi farklı şekillerde göstereceğiz. Cahilce yapılmış paylaşımla ilgili bunu söylemek isterim. Biraz daha tarih araştırsınlar. Yani Azerbaycan askeri benim toprağımda ne yapıyor derse o zaman Türkiye şehitlerinin Azerbaycan'da şu an Azerbaycan'ın şehitlerinin mezarlığında bir büyük bir mezarlığı var Türkiye şehitlerinin. Bir o tarihi araştırsınlar. Bakalım Nuri Paşa'nın Azerbaycan'a gönderdiği Kafkas İslam Ordusu'nu bir araştırsınlar bakalım. O zaman askerler Azerbaycan topraklarında ne yapıyorlardı? Sonrasında en yeni tarihte Karabağ Savaşı'ndan sonra bizim bir zafer törenimiz oldu. Hatırlıyorsanız Aralık ayında 2020 yılında. Bizim Karabağ toprakları uğrunda şehit olmuş kardeşlerimizin sayısının anısını olarak Türkiye Devleti de aynı sayıda şehitleri gönderdi Azerbaycan'a. Bir onu araştırsınlar. Bakalım o zaman sorabilecekler mi Azerbaycan askeri Türkiye toprağında ne yapıyor? Aynı topraklar zaten. Bizim askerlerimiz orada bir savaş olarsa oraya giderler. Burada bir acı bir durum olarsa, bir facia olarsa Allah korusun her zaman da Azerbaycan askeri ister halk olarak ister asker olarak biz Türkiye'nin her zaman yanındayız. Bu tür provokatif söylemleri bir kenara bırakırsak bizim çerçevenin bütününe baktığımızda gördüğümüz tablo şuydu. Azerbaycan askerlerine büyük bir sevgi vardı. Onların burada olması Türkiye halkında oldukça motive etti. Kardeşliğimizi pekiştiren bir tablo oldu. Şehirlerden geçişlerinde büyük alkışlar yapıldı. Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluğu bu tip provokatif söylemler kesinlikle zedeleyemez. Tabii ki. Aksine kardeşliğimizi daha da pekiştirir. Tabii ki. Siz Azerbaycan'dan aldığınız bilgiler, duyumlara göre yangınlar orada nasıl karşılandı? Yani Türkiye'deki çeşitli illerde yaşanan yangınlar oradaki vatandaşlar tarafından nasıl algılandı? Evet, şöyle medyadan takip edebiliyoruz biz yangınla alakalı yapılan işleri. Bu arada bir şey söylemek isterdim. Yani bu süreçte Türkiye'ye tabii ki başka devletler tarafından da yardımlar teklif edildi. Bu gayet normal bir şey. Bazı insanlar tarafından bilmem Azerbaycan askeri bizim topraklarda ne yapıyor, bilmem Türkiye neden destek alıyor başka devletlerden. Bu gayet normal bir durum. Çünkü biz Türkiye'nin her zaman zor durumda olan devletlere yardım ederken, yardımla koşarken biz gördük. Yani Türkiye'nin de bu durumda başka devletlerin yardım etmesi gayet normal bir şeydir. Tabii ki Türkiye medyasında da maalesef üzücü paylaşımlara da rast geliyoruz. İşte zamanında müdahale edilmiyor gibi. Ama biz gördüğümüz kadarıyla başarılı bir şekilde mücadele ediliyor. İnşallah ümit ediyoruz en kısa zamanda bu yangın sona erecek ve Türkiye halkı da huzura kavuşacak. Aynı şekilde bizim halkımız da, Azerbaycan halkı da biz şu an mesela halk olarak manevi desteğimizi gösterebiliyoruz. Mesela fidan bağışında bulunuyoruz. Farklı gruplarda, farklı vakıflar vesilesiyle biz de fidan bağışında bulunabiliyoruz. Hep birlikte yanan ormanları birlikte yaşartabileceğimize ümit ediyoruz. Son olarak buradan Türkiye'de yaşayan ve Azerbaycan'da yaşayan Türk milletine söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet, sizin vesilenizle tabii ki bu üzücü olaydan etkilenmiş bütün Türk dünyasına, Azerbaycan halkına, aynı zamanda Türkiye halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ümit ediyorum en kısa zamanda huzura kavuşacaklar ve bu orman yangınlarına bir an önce sona erecek. Biz de hepimiz birlikte yanan ormanların yerinde yeşil fidanlar dikmeye başlayacağız diye ümit ediyorum. Aynı zamanda da bu yangınlarda biliyorsunuz şehit düşen kardeşlerimiz de var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan tüm insanlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Bir daha geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Biz de sizin nezdinizde Türkiye'nin bu zor gününde Türkiye'ye gelen bizlere destek olmak için canından, malından fedakarlık eden, ailesinden fedakarlık eden, can siperhane çalışan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun.